Bugünkü çalışmamızda şimdi daha önce bir dağlı karlı dağlara yaptık, Karadeniz'e gittik. Oradan Orta Anadolu yine bir mezra gibi bir yer çalıştık. Şimdi daha sıcak bölgelere yani Ege'ye iniyorum. Şöyle bir Datça resmi yapmak istiyorum. Eski Dadia. Datça sokağı yapıyorum. Güzel begonvilli, ağaçlı, işte öğlen 2-3 gibi çekilmiş bir fotoğraf, öyle diyelim. Güzel, hoş bir resim. Böyle bir resim çalışalım. Başlıyorum. Bu sefer soğuk renklerin dışında tamamen sıcak renklerle gireceğim. Sarılar biraz. Biraz değil, bayağı sarı atacağım gibi geliyor bana. Gökyüzünü önce bir yapalım. Açık bir gökyüzü. Şöyle girdik. Pırıl pırıl bir hava. Öyle gözüküyor. Evet, birazcık daha canlı renkler koyalım şuralara birkaç tane. Böyle bir gökyüzü attık. Açık renklerden koyu renklere doğru gidiyoruz. Bunu başından beri söylüyorum. Yani geriye tekrar örtücü olmadığı için bizim sulu boyamız, yağlı boya, akrilik gibi, guaj gibi. O yüzden daima açık renklerimizi, en açık renkleri koruyarak resmin sonuna kadar taşımak durumundayız. Bunu zaman zaman belirtmekte fayda var izleyicilerimize. Sarı renklerle bu taş duvarı bir kere şöyle bir renkle girelim. Evet. Eski bir bina, bunu yıllar evvel Datça'da bir sergi açtığım dönem bu fotoğrafı ben çekmiştim. Ya da buna yakın başka bir resim olabilir. Karıştırmayayım çünkü birçok resim var. Böyle bir resim çekmiştim ve daha önce de çalıştığımı hatırlıyorum böyle bir resim. Uzaktaki sokağın iç ve dip tarafındaki evleri biraz daha flu çalışıyorum. Yaklaştıkça tonumuzu artırıyoruz. Öyle bir sokak girişi yaptık. Burada bir kilise var büyük bir ihtimalle. Öyle hatırlıyorum. Kilise ama ağaçların arkasında kalmış. Yakın plan duvar. Evet. Önce açık renklerden başlıyoruz demiştik. Açık renklerden çalışarak gittikçe koyulaştıracağız. Böyle bir duvar yaptık. Yine sarı ve maviyi karıştırdık. Gölgede kalmış bu duvarın üst tarafını yapıyorum. Kirli yılların yorgunu bir duvar bu. Evet.
Böyle bir başlangıç yaptık şu an. Çok kullandığım bir fırça bu. Orta kalınlıkta, orta boyda. Bununla her tarafa girmem, hareket etmem mümkün. Bazen bir başladığım zaman tamamen tek fırçayla da resmi bitirdiğim oluyor. Kalın bir fırça ya da ince fırça olması çok önemli değil. Neden değil? Fırçamızın ince tarafını kullandığımızda ince, daha doğrusu ıslatıp yassılaştırdığımızda daha ince detayları yapmak mümkünken, ama alt tarafını kullandığımızda tabanını daha kalın vuruşlar, dokunuşlar yapabiliyoruz. Evet. Gölgede kalmış begonvilin gölgesinin altında böyle bir duvar yaptık şu an. Burada bir penceremiz var. Bizim Anadolu evlerinde genelde vardır maviye, yeşile, güzel tatlı turkuaz renginde boyanmış. Böyle bir renk attık şu an. Evet, ben bir fırça arıyorum. Şöyle. Biraz düzensiz olmasına da özen gösteriyorum fırçamın ucunun. Aslında buralarda olabilir ama bulamadım, göremedim. Peki bununla idare edelim. Şimdi şu begonvilin altındaki bu açık renkleri atalım. Rahat vuruşlarla yapıyoruz. Evet. Biraz daha rengimizi koyulaştırdık. Tabelamız var. Ne olduğunu bilmiyorum ama bu binaya ait bir tabela. Onu da çok kaybetmek istemiyorum. Burada da var bir begonvil. Lekelerimizi şimdi şöyle bir koyalım hafiften. Resmi leke olarak görüyorum. Mümkün olduğu kadar detay, çok detay üzerinde durmuyorum. Evet, kurudukça resmimiz açılıyor, rengimiz açılıyor. Hep söylüyorum ben, işte yani bitti diye bir resme bakıyorsunuz, ben bu resmi rengini yeterli görüyorum diyorsunuz ama tamamen size sürpriz yapıyor boyamız, açılıyor. O yüzden zaman zaman tekrar bunun üzerinden geçmek gerekiyor. Yıkık bir pencere kenarı. Evet. Taş bir duvar, yıkık bir pencere kenarı gölgesini yaptık. Fırçamızla istediğimiz yerleri biraz almamız, oradaki
tek düzey boyamadan kurtarıyoruz. Evet. Bu yapının tabii aşağısı biraz daha yerle temas olduğu için daha çok kirlenmiş ya da etkilenmiş. Onun için burayı biraz daha kirletelim. Binamızın alt tarafını kirlettik. Hatta ve hatta üstünde de belli belirsiz bir duvar dokusu yapabiliriz. Duvar dokusunu yer yer taş görünüşü ya da lekesi gibi böyle fırçamızın tabanıyla hafif kuru ya da kurumuş ya da kurumamış arası gibi fırçamıza az moya alarak kağıdın da türüklerinden istifade ediyorum bu arada. Bana böyle bir imkan sağlıyor. Bahsetmiştik kağıdımız ne kadar kaliteli, kalın, gramajlı olursa bize çok daha farklı şeyler sunuyor çalışırken. Rahatlıklar sunuyor. O pütürlerden, türüklerden istifade ediyoruz. Evet, çatlaklarımız var. Burada da bir ışık kaynağımız var. Bu sefer tamamen soldan geliyor ışığımız. Eski duvarımız. Perspektife uygun taşlarımızdan yayarak, yerleştirerek evet. Ben bu tabelanın rengini de mavi yapmak istiyorum. Biraz ortaya çıksın. Bu resimde biraz kahverengi gibi gelmiş ama ne olduğunu bilmiyorum ama bir tabela işte. Böyle bir tabela yaptık. Şimdi resmimizi birazcık daha bu pencere üzerinde yoğunlaştıracağım, koyulaştıracağım. Yeşil gerekli bana. Nereden bulacağım bunu? Pencerenin gölgesine atalım. Eski bir tahta. Panjur. Devam ediyoruz. Şimdi buraya bir gölge atacağım.